Sepetinden herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Bir önceki videomda bu sevimli anahtarlığı yapmıştık. Evet, şimdi ise böyle sevimli bir kurbağa yapacağız anahtarlığımıza. Evet, sizler de anahtarlarınıza biraz renk, birazcık sevimlilik katmak istiyorsanız buyurun başlayalım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet oynar göz. Şekilde 0 numaralı kullanacağım. Şu şekilde anahtarlığım var ve tabii ki ona uygun renklerde ipler. Evet, hemen başlamak istiyorum. Anahtarların ebatları aynı olduğu zaman bir önceki videomda anlattığım, yani bu tavşan yapımında anlattığım sayıları kullanabilirsiniz. Yine aynı sayıları kullanacağım. Bu anahtarlık için bakalım değişiklik gerekmezse aynı sayıları kullanacağım. Hemen sivri halka yapıyorum. Evet. İlk olarak sivri halkamı yapıyorum. Sıkılama zincirini çektim. 1 2 3 4 5 Son olarak 6. 6 tane sık iğne yaptım. Hemen ilk ilmeğimin içinden tığımı geçiriyorum. Bu ilmek kaydırma ile sihirli halkamı tamamen kapatmış oldum. İkinci sırada ise her sık iğneye 2 tane sık iğne yapacağız. Sayımızı 12'ye çıkaracağız. 3 4 5 ve 6 7 ve 8 9 ve 10 Son olarak 11 ve 12 Hemen 3. sıraya geçelim. Evet, 3. sıramızda ise bir sık iğne bir artırma yapacağız. Bir tane tek, bir tane çift. Bu şekilde sayımızı 12'den 18'e çıkaracağız. Bir tane çift. Bir tane tek, bir tane çift. Evet. Şimdi bir sıra düz örelim. Artırma ve eksiltme yapmadan her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde bir sıra örelim. Evet, bunun aynısından bir tane daha öreceğiz. Anahtarımın boyutuna göre ölçüyorum. Aynı sayılarla bir tane daha örelim. Evet, hemen iki parçayı şöyle olacak şekilde üst üste koyduk. Şu son ördüğüm düz olan ekstra sırayı, dördüncü sırayı son ikinci parçada örmedim. Bir önceki videomda da onu anlatmıştım. Bir tane son düz ördüğümüz yer eksik olacak. Anahtarıma böyle tam geldi. Şöyle hemen karşısından geçiş yapıyorum. Dikiş videosu yine mevcut. Bir önceki videoda tavşanlı anahtarlıkta. Böyle karşılıklı ilmekler alarak etrafını dikelim. Evet, şimdi gözlerini yapacağız. Şu parçadan iki tane öreceğiz. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4
5 ve 6 ipimi çektim. İlmek kaydırma ile kapatıyorum. Hemen her ilmeğimin içine 2 tane sık iğne örüyorum. Artırma yapıyorum yani. 6'yı da sayayım, 12 olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu kadar. Hemen ipimi kesiyorum. Şöyle ipimi arkaya alıyorum. Evet, fazlalığı kesip temizleyelim. Evet, gözlerimiz de hazır. Göz için hemen silikon yardımıyla oynayan gözleri yapıştıralım. Şöyle orta kısmına gelecek şekilde. Diğerine de aynı işlem. Evet. İkisi de yapıştığına göre şu şekilde alt kısmına bir miktar silikon sürüp dilerseniz dikebilirsiniz. Kuruması için çok az bekleyelim. Aynı işlemi diğer göz için de yapalım. Şöyle. Anahtarların bu demirini yine önceki videoda göstermiştim nasıl takıldığını. Açarak pense yardımıyla şu ortaya takacağız. Şöyle hemen iğneme pembe ip takacağım. Evet, iğneyi de şöyle herhangi bir yerden geçiş yapıyorum. Ağız kısmını yapıyoruz şu an. Şekilde. Gizliyorum. Evet, bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şöyle yakından bakalım sevimli anahtarlarımıza. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.